Galata'yı gezerken müzik caddesine uğramadan olmazdı. Tünel meydanından Galata'ya inen bu dik yokuşun üzerinde sağlı sollu müzik aletleri satan ve müzik aletleri yapan mağazalar var. Ama ne yazık ki son zamanlarda bu mağazalar yerini hediyelik eşya ve kafelere dönüştürdü. Bir kemençe sesi duyuyorum. Nereden? Çok uzaklardan. Anadolu yakasından. Lise öğrencisiydim. Barış Manço'nun bir plağı yeni yayınlanmıştı. O plağın başında bir Taksim vardı ve bilen birisi onun kemençe olduğunu, çalanın da Cüneyt Orhan olduğunu söyledi. O gün aklıma koydum, bu çalgıyı öğreneceğim diye. Kemençe çalmayı hocam rahmetli Kamran Erdoğru'dan öğrendim. Yapmayı Hadi Usta'dan öğrendiğimi söyleyebilirim. Yapım aşamasında onu hep takip ettim. Her gün atölyesine uğradım. Teknesi için, gövdesi için en çok kullanılan ağaç dut ağacı. Benim çok sevdiğim bir ağaç var tekne için, çınar ağacı. Göğüs için en çok selvi kullanılıyor. Efendim biraz da kemençe tarihinden bahseder misiniz? Kemençe aslında çok eski bir enstrüman. İstanbul'da 10. yüzyılda kemençeye benzer çalgıların kullanıldığını yazılı kaynaklardan anlıyoruz. Ama kemençenin Kuzey Afrika çalgısı rebaptan türediğini de biliyoruz. Endülüs yoluyla Avrupa'ya geçmiştir bu Kuzey Afrika çalgısı. Sonra işte Orta Avrupa ve Balkanlar üzerinden İstanbul'a gelmiş bu çalgı. Efendim, kemençenizi yaptınız, bir yorumcuya verdiniz. O yorumcu yeni bir eser üretti ve siz o eseri dinlerken ne hissediyorsunuz? Ben bir kemençe yaptığım zaman bazı icracıların onu gelip çalmasını, beğenmesini çok önemserim. Cengiz de bunlardan biri. Cengiz'i çok eskiden beri tanırım. Daha üniversitede öğrenciyken tanıdım Cengiz'i. Cengiz kemençeye yani başka türlü değer veren, kemençeli bağları çok güçlü olan bir insan. Onun dedesi de kemençe çalarmış. Vaktiyle İstanbul'da tanınmış bir müzisyenmiş dedesi. Mirat Ustaoğlu 73'te vefat etti. Ben daha küçücük bir çocukken maalesef ondan alabileceğim, sömürebileceğim her şeyi alamadan. Ama ve lakin müziği öyle bir aşılamış ki bırakamadım ben. Allah rahmet eylesin. Dedem benim genlerime ekip gitti. Sizin sufi müzikle de ilginiz var mı? İşte o da dedemden geliyor. Dedem bir Mevlevi'ydi. Benim için o dedemden gelen bir mirastır. O başka bir haldir. Yani işte Mevlevi olduğumu da söyleyemem, o sufi olduğumu da söyleyemem ama o sözle anlatılamayacak bir şey. O orada olduğunuz zaman anlıyorsunuz. Yani başka bir ruh hali. Film müzikleri, dizi filmlerin müzikleri, oyun müzikleri. Bunların içerisinde hangisi sizi daha çok çekiyor? Hangisinde daha mutlu oluyorsunuz? Yaratıcılığa teşvik eden bir ortam varsa o çekiyor. Biliyorsunuz tek başınıza değilsinizdir. Büyük ekipler çalışır bütün. Yönetmen vardır, yazar vardır. Evet. Günümüzdeki trend de çok enteresan. Birçok yönetmen
pek müzik kullanmamaya başladı. İşte Nuri Bilge olsun, Tayfun Pir Selimoğlu olsun, Zeki Demirkubuz olsun, başka isimler de sayabilirim. Birçok yönetmen, hatta çok enteresandır, Zeki'nin Masumiyet filminin müziğini yapmıştım ben. Ondan sonra iki filmlerinde müzik kullanmadı. Ben dedim, nerede yanlış yaptık acaba? Sizin bir müzik grubunuz var, İnce Saz, evet. Adı altında. İnce Saz ne demek? İnce Saz, eskinin oda orkestrası aslında. Aa. Bunlar da daha nazik sazlar, içeri mekanlarda. Hı hı. Eğlendirmek için de dinlendirmek için, kendini dinletmek için. buna verilen isimmiş İnce Saz. Bizim de hoşumuza gitti. Biz de öyle bir müzik yaptığımızı zannettik. İsmini İnce Saz koyduk. İnce Saz'ı tarif ederlerken hem fikir oluyorlar ki bu bir İstanbul müziğidir. Tabii ki feyiz aldığımız yerler var. İşte Üsküdar'da oturmamızın bir sebebi var. İşte Mevlevi hanelerin olduğu Yeni Kapı'nın, Galata'nın, bunların bir sebebi var. Yani oralarda bulunmanın bir başka ruh esintisi var muhakkak.